Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Değerli kardeşlerim, komşuları tarafından hiç sevilmeyen bir günahkar, ölüm döşeğindeyken yaptıklarına pişman olur ve annesine, anne der, ben öldüğüm zaman beni evime göm. Sağlığımda dirilere çok çektirdim. Bari öldükten sonra kabirlerde yatanlara çektirmeyeyim. Ayrıca öldüğümü hiç kimseye söyleme. Çünkü onlar namazımı kılmazlar diye tembih eder. Öldüğünde annesi oğlunun o vasiyetini yerine getirir, evine gömer, kimseye de öldüğünü söylemez. Aynı günün gecesi annesi onu rüyasında görür. Yemyeşil bir bahçede uzanmış yatıyor. Alnında şöyle bir ibare yazılmış. İşte bu günahını itiraf edip eziklik içinde kıvrandıktan sonra Allah indinde derece alan bir kuldur. Hemen annesi ona sorar, yavrum der, bu nimet ve saadete nasıl nail oldun? Rabbim beni huzurunda durdurtup, ey kulum, seni yalnız bıraktılar, seni saf dışı ettiler, yüzüne bütün merhamet ve şefkat kapılarını kapattılar. Celalim hakkı için ben seni ve cenazende bulunanların tümünü bağışladım buyurdu. Ben dedim ki, affın bana yetişirdi, neden bunca nimetler ile ayrıca beni taltif eyledin? Ey kulum, biz bir kulu affettik mi, ona bol ihsanda bulunur ve türlü nimetlerimiz ile ayrıca onu taltif ederiz buyurdu. Kıymetli kardeşler, canlar, Allah Celle Celaluhu ile kulun arasına kimse giremez. Affı seven Rabbimiz dilediklerini bağışlar. Yeryüzü dolusu günah ile huzura varanı Allah semalar dolusu af ile karşılamaktadır. Yeter ki insan yaptıklarına pişman olsun. Gönülden tevbe ve istiğfarda bulunsun. İnsanın içini dolduran pişmanlık sayesinde Yüce Rabbimiz günahları affetmekte. Hakkın huzurunda nedamet getirmeli, pişmanlık duymalı ve bir daha günahlara dalmamaya söz vermemiz lazım canlar. Mevlam inşallah affettiği kullar zümresine cümlemizi dahil eylesin. Amin, amin, amin ya Rabbel alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.